Merhaba genç kardeşim, yeni bir derste beraberiz. Şimdi bu derste arkadaşlarım ahlak gelişiminde ne yapacağız? Çalışmalar yapacağız. Ahlak gelişimi oldukça önemli bir konudur. Bazen bir, bazen iki soru çıkıyor falan. Dersin ta en başında da zaten birinci videoya dönerseniz hangi konuda ne kadar soru çıktığını zaten görüyorsunuz. Onları söylemiştik. Ortalama olarak 10-11. Genelde 10 soru çıkar, nadiren 11 soru çıkan bir dersten bahsediyoruz. Artık konularımızın sonuna yaklaşmaktayız ve sıradaki konumuz dediğim gibi ahlak gelişimi. Peki nedir ahlak? Ahlak, doğru ve yanlışı ayırt etmemizi sağlayan, doğru ve yanlışı ayırt etmemizi sağlayan ilkeler ve değerler bütünüdür. Ahlak, doğru ve yanlışı ayırt etmemizi sağlayan ilkeler ve değerler bütünüdür sevgili arkadaşlarım. Ve bu bağlamda da ahlaki yapılamalar söz konusudur. Şimdi, ahlak iki türlü oluyor. İçten denetimli ve dıştan denetimli ahlak oluyor. İçten denetimli, dıştan denetimli ahlak. İçten ve dıştan denetimli ahlakın özelliklerine şimdi ne yapacağız? Bakacağız. Eğer bir kişi var olan kurallara uygun bir biçimde kendini denetliyorsa içten denetimli, baskı ve zorlamaya maruz kalıyorsa dıştan denetimlidir. Bak soruya dikkat et. Var olan kurallara uygun biçimde bireyin kendini denetlemesi kötü bir şey değil. Oldu mu arkadaşım? Buna dikkat etmeni istiyorum. Bu da bizim için yine önemlidir. O yüzden ahlakın iç ve dış ögeleri vardır değerli arkadaşlarım. Ahlak iki yönlüdür arkadaşlarım. Evrensel boyutları vardır ve yöresel boyutları vardır. Evrensel ahlak, hırsızlık kötüdür, yalancılık kötüdür, adam kayırmak kötüdür, rüşvet kötüdür. Ama bakın bu ne oluyor? Herkesin, bütün dinlerin, bütün mezheplerin, bütün insanlığın kötü olarak kabul ettiği davranış kalıplarıdır. Ama bir de yöresellik vardır. Mesela kimi ailelerde babayla sigara içilebilirken kimi ailelerde içilmiyor. Kimi ailelerde babanın yanında ayak ayak üstüne atamazken kimi ailelerde oluyor. Kimi ailelerde babanın yanında küfür etmek çok ayıpken kimi ailelerde hiç de sıkıntı değil. Kimi ailelerde şöyleyken kimi ailelerde böyle davranışsal kalıplar vardır. Davranışsal kalıplar bu şekildedir. Yani benim babamın yanında ayak ayak üstüne atmanız imkansızdı. Benim çocuklarım böyle bir şeyle yetişmediler. Mesela ben çok önemsemiyorum. Çünkü insanlar yoruluyor, uzansınlar, bir şey olmaz zihniyetindeyim. Babamın yaptığımı doğru, benim yaptığımı tartışılır. Bence tartışılmaz da tartışılır. Çünkü babamın yaptığı doğru gibi duruyor. Saygının göstergeleri vardır. Çünkü ahlak saygı üzerine kurulu bir sistemin ana temasıdır sevgili arkadaşlarım. Ama yine de evrensel ve yöresellik boyutu vardı. Hatta evden eve bile değişebilecek davranış kalıplarını görebiliyoruz arkadaşlarım. İşte bu değerler ve ahlak sisteminin ahlak gelişim, moral gelişim olarak geçen bu gelişimin kuramsal bazına hemen gelelim. Bir, kuramlar diyelim. İlk olarak psikanalitik kuram. Böyle hızlı geçeceğim bunları. Psikanalitik kuram. Arkadaşlarım, psikanalitik kuram ahlak, fallik dönemde ebeveynlerle kurulan özdeşim sonunda kazanılır. Hatırladınız mı fallik dönemi? Ödipal çatışmaların kaynağı da özdeşim kurmaydı, sözümü de özdeşim kurmaydı demiştim. İsterseniz o videoya bir daha dönebilirsiniz. O yüzden ahlak, fallik dönemde ebeveynlerle kurulan özdeşim sonunda kazanılan bir sistemdir. Buna da dikkat ediyorsunuz. İşte böyle bir ilişki ağı kurulmuşsa psikanalitik kuramdan bahsediyordur. Bilinç dışı ögeler, çocukluk yaşantıları, ahlaki çöküntüler gibi kavramlarla kendini gösterir. Davranışçı kuram. Davranışçı kuram her yerde aynıdır. Yine bunu dil gelişiminde konuşmuştuk. Ahlak pekiştireçler ve tekrar yoluyla kazanılıyor. Bir ahlaki davranışın sonucunda ödüllendiriliyorsa birey o davranışı yapar. Eğer cezalandırılıyorsa baskılar. Küfreden bir çocuğa aferin dersen küfretme davranışını devam ettirir. Yalan söyleyen bir çocuğa aferin diyorsan yalan söyleme davranışını devam ettirir. Tam tersi durumu, ağzına acı biber sürdün, ne yaptı? Yapmayabilir. O zaman ahlak
pekiştireç ve tekrar yoluyla kazanılıyor diyoruz. Sosyal etkileşim kuramı arkadaşlarım. Bu da yine kısa bir kuram. Sosyal etkileşim kuramı. Her yerde aynıdır bu davranışla sosyal etkileşim. Sosyal etkileşim kuramı ise arkadaşlarım, oldu mu arkadaşlarım? Bu da şeydir. Ahlak model alma ve taklit yoluyla kazanılır. Sen ne yapıyorsan çocuğun da aynısını yapar. Babası yaptığı için bir davranışı yapıyorsa sosyal etkileşime göre, çocuk bir davranışı yaptığı için babası onu onaylıyorsa davranışı kurama göre cevap vereceksiniz. Çocuk babası çocuğa demiş ki evladım ahlaklı ol, evladım şöyle ol, evladım böyle ol. Çocuk babasına demiş ki baba sen ol. Çünkü ben seni takip ediyorum. Eğer çocuk bu ifadeyle ben seni takip ediyorum diyorsa sosyal etkileşim modeli, model alma ve taklit önemlidir. Geri bildirimler önemlidir. Çünkü doğruyu yanlışı çocuğa geri bildirimler yoluyla vereceksin. Evet, bir başka kuram ve John Dewey'in ahlak kuramı. John Dewey'in kuramı. John Dewey diyor ki, ya bunlar hep sorularda hep, bak bugüne kadar hep şöyle çıkar böyle çıkar dedi, çıkabilecek paragrafları yazıyoruz zaten. Hep öyle düşünün. Ben şuradan şöyle beklediğim için böyle anlatıyorum zaten. Yani ne bekliyorsan onu anlatıyorsun. Bu söylediklerim paragraftır zaten. Orada hep soruları paragraf dillerine dönüştürmeniz, ifadelerimizi hep o duyguyla dinlemeniz zaten değerli bir şeydir. Birey aldığı eğitime bağlı olarak kendi değerler sistemini kendisi oluşturur. Mesela şöyle diyebilir. Aşağıdakilerden hangisi Dewey'in ahlak kurallarından Dewey'e uygun bir cümledir? Şık diyelim şöyle. Birey aldığı eğitime bağlı olarak kendi değerler sistemini kendisi oluşturur anlayışıdır. İşte buna dikkat etmek lazım. Birey diyor ki bu adam birey aldığı eğitime bağlı olarak kendi değerler sistemini kendisi oluşturur. Birey aldığı eğitime bağlı olarak kendi değerler sistemini kendisi oluşturur diyen zihniyet Dewey zihniyetidir. Buna dikkat etmeniz lazım. Yapılandırmacı mantığın biliyorsunuz kurucusudur ve gerçekten önemli bir cümledir. Çıkabilecek kadar bence değerli bir cümledir. John Dewey, bak birey aldığı eğitime bağlı olarak kendi değerler sistemini kendisi oluşturur diyen kime ait bir kuramdır? Ya da Dewey için en uygundur kökünde bir soruyla gelebilir. Dönemleri arkadaşlarım, dönemleri. Dönemleri. 1. Gelenek öncesi. 2. Geleneksel ve 3. Özerk ya da gelenek sonrası da denebilir. Özerk düzey. 3 tane dönemi var arkadaşlarım. Şimdi gelenek öncesi. Diyor ki burada bencilliği arayacaksın. Gelenek öncesinde neyi arayacaksın? Bencilliği. Bencilce ifadeler varsa insanlar gelenek öncesine göre davranır. O zaman gelenek önceleri idist duyguların hakim olduğu bir düşüncedir. Şöyle diyor. Biyolojik ve sosyal dürtülerle güdülenen evredir. Biyolojik ve sosyal dürtülerle güdülenen evredir. Ya hocam, tamam biyolojiyi anladık. Yeme, içme, uyuma, cinsellik gibi dürtüler insanın bencilce duyguları olabilir. Sosyal dürtü niye? Ben saygı ve statüyü hiç kimse için kazanmıyorum. İnsan saygıyı ve statüyü kendisi için kazanır diyor Dewey. Ben demiyorum, o diyor. Ben de mantıklı buluyorum sadece. Evet, sosyal dürtüler bu yüzden gelenek öncesine göre. O zaman Dewey'e göre bir yorum yaparken sosyal dürtüleri sağlamak, saygı statü kazanmak için uğraşan bir birey hangi ahlaki düzeydedir? Gelenek öncesi düzeydedir gibi bir yorum yabana atılır. Bir yorum değildir sevgili dostlarım. 2. Birey içinde bulunduğu grubun standartlarını benimser. Birey içinde bulunduğu grubun standartlarını benimser. Okul, aile, arkadaş grupları düşünün.
birey içinde bulunduğu grubun standartlarını sorgulamadan aslında benimsiyor. Bir de şöyle, hatta şuraya bir ok çıkaralım, bak yazalım. Sorgulamadan diyelim, böyle belli edelim. Sorgulamadan. Tamam arkadaşlarım. Birey içinde bulunduğu grubun standartlarını sorgulamadan benimsiyor. Ve böylece toplumsal ahlaka göre hareket ediyor. Gelenek öncesinde bencilce ihtiyaçları karşılamaya çalışan çocuk bu dönemde toplumsal ahlaka göre, yani toplumun kurallarına göre, yani süper egosuna göre hareket ediyor. Demek ki geleneksel düzey süper ego ile alakalı bir şeydir. Süper ego kurallarının işlediği bir sistemdir. Akıl, aile, arkadaş grubundan dışlanmamak ya da onlar tarafından kabul edilmek için aslında yapılan bir takım davranışlardır. Özerk düzeye geldiğimiz zaman arkadaşlarım, şöyle düzeyler yazalım, şöyle kısır kalmış orada. Pekala. Şimdi arkadaşlar, birey içinde bulunduğu grubun standartlarını inceler, uygunsa benimser. Birey içinde bulunduğu grubun standartlarını inceler, uygunsa benimser. Birey içinde bulunduğu grubun standartlarını inceler, uygunsa benimser. Şu kırmızıyı çıkar, ikinci maddeyle aynı aslında. Sorgulamadan, bak kırmızıları çıkardığın zaman aynı cümleler. Demek ki bir mantık farkı var. Sorgulamadan kabul edilen şeyler geleneksel düzeyde inceler, uygunsa benimser. Aile, arkadaş, toplumsal gruplar o zaman aklını hareket kullanıyor. Egosuna göre hareket ediyor. Gelenek öncesi yorumlarında bencilce ihtiyaçlar, geleneksel düzey yorumlarında toplumsal ihtiyacı karşılayan ifadeler, özerk düzey yorumlarında aklı kullanan insanın kararlarını planlı bir biçimde yapan bir kişi vurgulaması her zaman değerlidir arkadaşlarım. Deveyin ahlaki gelişim düzeyi bundan ibarettir. Dikkat ediyorsunuz. Sırada kim var? Gligan var. Ona bakalım gençler. Gligan. Şimdi 2006 mıydı, 7 miydi? Yani yılları çok söylemiyorum. Zaten hangi yılda çıktı çok önemli değil. Soru çıkması bence önemli. Gligan dedi ki ahlak sevgisi üzerine çalışmaları yapan kimdir dedi. Gligan. Daha çıkmaz herhalde ama yine de yazalım. Ahlak sevgisi. Ahlak sevgisi üzerine çalışmaları yapan ya da ifadeler kullanan Gligan'dır. Diyor ki bir de ahlak bireye doğru modeller sunmaktır. 2019'da da bu mantığın ürünü olarak bir soru çıktı arkadaşlarım. Doğru model, modelleme üzerine bir soru çıktı. Yani iki tane soru böyle çıkmış oldu. Ahlak bireye doğru modeller sunmaktır. Sen diyor ne kadar doğru bir model olursan, sen diyor ne kadar etkili bir model olursan ona göre hareket edersin. Şimdi sosyal etkileşim kuramı da model ama bu da model alma. Ona göre Gligan der ya da ayırır onu ya da Gligan'ın ahlak sevgisi gibi bir kavramını ortaya koyar gibi özellikler söyleyebilir. Üç dönemi vardır arkadaşlarım. Dönemler. Bir, iki, üç. Bu dönemlerden birincisi gelenek öncesi dönem. İkincisi geleneksel dönem. Ve üçüncüsü gelenek sonrası dönem arkadaşlarım. Şimdi bakınız. Geleneksel dönem bencillik olarak nitelendirilmekte. Kim tarafından? Gligan tarafından. Gligan işte Kolberg'i eleştiriyor. Diyor ki sen kadın erkek egemen dünya işledin. Ben de kadınlar işliyorum diyor. Böyle bir eleştiri de söz konusu. Geleneksel düzeyde kendini feda etme vardır. Geleneksel düzeyde ne vardır? Kendini feda etme vardır. Gelenek sonrasında ise sorumluluğu üstlenme vardır. Sorumluluğu üstlenme vardır. Sorumluluğu üstlenme vardır. Yani sevgili arkadaşlarım, bencillik, kendini feda etme ve sorumluluğu üstlenme gibi üç özelliği var. Şimdi gelin bunları açalım. Bak aslında biraz önce dedim. Deve'de de id, süperego, ego dedim. Burada da aynı mantık var. İd, süperego, ego. Demek ki hangi psikolog olursa olsun gelenek öncelerini yorumlarken bencilce ihtiyaçları, gelenek
sel dönemleri incelerken süperego unsurlarını, gelenek sonralarını incelerken idist, özür diliyorum, ego durumlarını işleyeceksiniz. Psikolog ismi değiştirmeden bu üçlemeyi gördüğünüz her yerde bu mantığı kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Gligin bulunduğu dönemde kadınlara çok tehlikeli bir soru soruyor aslında. Diyor ki bir sevgiliniz var, hamile kaldınız ondan ve adam sizi terk etti. Bu durumda ne yaparsınız? Bu benim sorum değil, Gligin'in sorusu. Kadınların çok az bir kısmı, bulunduğu çağ önemli tabii ki, diyor ki gider o çocuğu aldırırım. Ne yapmış oluyor? Kendi için çocuktan vazgeçiyor, bencil. Kadınların çok büyük bir kısmı ki bence bugünlerde özellikle bizim toplumumuzda en çok bu olur. O adamla istemeye istemeye evlenirim çünkü çocuğun babasız kalmamalı. Çocuk için kendini feda etti. Geleneksel düzeyde süper egosuna göre hareket etti. Ve gelenek sonrasında ne o adamla evlenirim ne de o çocuğu aldırırım diyor. Sorumluluğu alırım. En doğru karar bence budur. Ve böylece daha doğru bir karar veriyor. Bakınız kararlarını verirken insanların bu şekilde bir karar süreci içerisine girmesi Gligin tarafından böyle değerlendirilmektedir diyoruz arkadaşlarım. Buna da biz Gligin'in ahlak yapısı diyoruz. Tamam, daha detaylandırmaya bence gerek yok. Sırada ne var? Piaget'e ahlak var. Piaget'den bir kurtulamadık hemen. Ahlak değil, ahlak hepsi var. Şimdi, ahlak gelişimiyle dil gelişimi, ahlak gelişimiyle bilişsel gelişim birbirine paraleldir. Ahlak gelişimi ile bilişsel gelişim birbirine paraleldir. Bak şimdi, şöyle bir şey var ama arkadaşlarım, üst düzey ahlaka sahip olan insanlar mutlak üst düzey bilişsel gelişime sahiptir. Çünkü üst düzey ahlakın melekelerini gösterebilmek için mutlaka üst düzey düşünmek gerekiyor. Kesin doğru ama tersi doğru değil. Üst düzey bilişe sahip olanlar üst düzey ahlaka sahiptir diyemiyoruz. Adam hakim olmuş, insanları kayırıyor. Adam polis olmuş, rüşvet diyor. Adam öğretmen olmuş, haksız not veriyor. O zaman bak üst düzey bilişe sahip ama ahlakı üst düzey değil. O zaman cümleyi bir kez daha tekrarlıyoruz. Üst düzey ahlaka sahip olanlar mutlak üst düzey bilişe sahiptir. Fakat üst düzey bilişe sahip olanlar üst düzey ahlaka sahip ola da bilir, olmaya da bilir arkadaşlarım. Buna da dikkat etmekte fayda vardır. Bu bağlamı değerlendireceksiniz. Piaget diyor ki, hatta 2016'da iptal edilmiş bir sorusu da vardır. 0-6 yaş arasında ahlak öncesi dönem diyorum ben diyor. Çünkü 0-6 yaş arasındaki çocuklar ben merkezci yapılarından dolayı, davranışlarından dolayı sorgulanamazlar, yargılanamazlar. Doğru yanlış öğretin fakat sorgulamayın, yargılamayın, ceza vermeyin, ceza unsuru olacak bir ifade bunlara kullanmayın diyor. O zaman toparlayalım cümleyi. 0-6 yaş arasındaki çocuklar, yani işlem öncesindeki çocuklar, arasındaki çocuklar, ben merkezci oldukları için davranışlarından dolayı sorgulanamazlar, yargılanamazlar. Bu yüzden bu döneme yani 0-6 yaşı ahlak öncesi dönem denir. Ahlak öncesi dönem denir. Yani sevgili arkadaşlarım olayımız şu. 0-6 yaş arasındaki çocuklar evet yanlış yaparlar. Mesela bir oyuncakçıya gidip oradan bir oyuncak aşırabilirler. Allah belanı vermesin niye bunu çaldın demeyeceksin ya. Ona ceza vermeyeceksin. Uygun bir dille neden yanlış olmadığını anlattıktan sonra en uygun şekliyle ona söyleyeceksin ve yargılama, sorgulama, ceza verme, ceza niteliği olacak herhangi bir şey kullanma 0-6 yaşa. Ahlak öncesi dönem olarak nitele buna. Çok çok dikkat et. İki tane dönemi var ayrıyetten. Bakalım Piaget'e göre ahlak somut işlemler döneminde başlıyor ve gelin oraları ne yapalım? Bir işleyelim arkadaşlarım. Bir diyoruz ahlak öncesi düzey. İki aslında
dönemler diyelim. Üçe de ayırabilirsin, 1, 2, 3 diye ben öyle ayırmadım. Ondan sonra şöyle dönemler diyelim. 1. Dışa bağlı evre. Ahlaki gerçeklik. Heteronom ahlak. 6-10. Ahlak Piaget'e göre somut işlemler döneminde başlıyor. İsimlendirmelere çok dikkat etmek zorundasın sevgili arkadaşlarım. Yoksa olmaz. Tamam, pekala. Şimdi diyor ki Piaget, dışa bağlı evrede kurallar otorite tarafından konulmuştur ve değiştirilemez. Kurallar otorite tarafından konulmuştur ve değiştirilemez. Kuralları kim koymuş? Otorite. Çok dikkat et. O zaman eğer bir kuralı otorite koymuşsa, değiştirilemiyorsa, değiştirilemeyen şeyler varsa nesnellik vardır. Diyor ki kişiden kişiye değişmeyen nesnel bilgi vardır. Kişiden kişiye değişmeyen nesnel bilgi vardır. Diyor ki, bak diyor, bir oyun oynuyor, bir oyun çizgisi var. Bu oyun çizgisinin ileri alınmasına da karşı, geri alınmasına karşı otorite koydu. Herhangi bir oyunun kurallarını asla çiğnemek istemezler. Fakat kendileri farkında olmadan bunu çiğneyebilirler. Buna göre hareket edin. Bakın, oyun kurallarını bozmazlar demiyoruz. Farkına varmadan bozarlar ifadesini kullanıyoruz. O yüzden kişiden kişiye değişmeyen nesnel bilginin olduğu yerdir. Burası o yüzden otorite koymuştur. Davranışları fiziksel sonuçlarına göre değerlendirirler. Davranışın altında yatan niyet önemli değildir. Davranışın altında yatan niyet önemli değildir. Fiziksel sonuçlarına bakarlar, çokluğa bakarlar. Sonuçlarına bakarlar arkadaşlarım. Neye bakıyorlarmış? Fiziksel sonuçlarına bakıyorlarmış. Tamam, bakın. Ve davranışın altına yatan niyet önemli değil, buna dikkat ediyorsun. Bak, nasıl? Şimdi bak, çok iyi dinle beni, tamam mı? Acayip önemli cümleler kullanacağım. Bir unsurda 5 bardak kıran mı daha suçlu, 15 bardak kıran mı? Bak, 5 bardak kıran mı suçlu, 15 bardak kıran mı? Cevap ikisi de. Çünkü ikisi de suç işledi. 5 bardak kıran da, 15 bardak kıran da. Fakat niyet ne olursa olsun 15 bardak kıran daha suçlu. Derse 5 dakika geç gelen mi suçlu, 20 dakika geç gelen mi? İkisi de, ama daha suçlu olan 20 dakika geç kalan. 10 lira çalan mı suçlu, 100 lira çalan mı? İkisi de, fakat daha suçlu olan 100 liradır. Fiziksel olarak çokluk daha kavramıyla eşleştirilsin, daha suçlu olsun. Ama kim suçlu? İkisi de ifadesi önemlidir. 2. Ahlaki özerklik. Göreceli ahlak. Otonom ahlak. Somut dönemin sonuna denk gelir ve 10 yaş ve üzerinde kazanılır arkadaşlarım. Ve diyoruz ki kurallar insanlar tarafından konulduğu için değiştirilebilir. Kurallar, ya tabii ki otorite de insan da öyle bir bakış, yani otorite seni kitleyen anlamında, sana dayatan anlamında. Kurallar otorite tarafından konulmuştur. Özür diliyorum, otorite diyorum. İnsanlar tarafından konulmuştur. Konulmuştur. Bu yüzden değiştirilebilir. Değiştirilebilir. Yani kişiden kişiye değişen öznel bilgi vardır.
Kişiden kişiye değişen ne vardır? Öznel bilgi vardır. Değiştirilen bilginin olduğu her yerde öznellik vardır. Hani demin bir oyun çizgim vardı. Ne olacak? İleri al, geri al. Herkes eşit başlıyor diyor. Değişmez diyor. Bu yüzden ne yapıyor? İnsanların koyduğu kurallar, insanların haklarını yemediği müddetçe değiştirilebilir zihniyetinin doğal sonuçlarıdır bunlar gençler. Devam. Davranışın altında yatan niyet önemlidir. Davranışın altında yatan niyet önemlidir. Davranışın altında yatan niyet önemlidir. Bir bardak kıran mı suçlu, 10 bardak kıran mı da? Bilerek bir bardak kıran, bilmeden 15 bardak kırandan daha suçludur. Bilerek derse geç kalan, bilmeden 20 dakika geç kalandan daha suçludur. İhtiyacı olmadığı için 1 lira çalan, ihtiyacı olduğu için 1000 lira çalandan daha suçludur. Niyet kötüyse daha suçludur. Ayaklarına kurşunu sıkıyorsa, kalbe kurşunu sıkandan daha çok ceza almalıdır. Adalet bunu gerektirir arkadaşlarım. Şimdi böyle şeydir. Mesela diyor bir soruda şöyle bir soru yazalım. İki çocuk yaramazlık yapıyorlarmış. Yaramazlık yapınca anneleri bunlara çok kızmış. Çocuklardan biri içerlenmiş ve annenin çok sevdiği tül perdenin köşeden hırt diye kesmiş. Sonra diğer çocuğun da o arada ayağa takılmış, düşmüş ve takılmış bilmeden perdeyi cart diye yırtmış. Anne gelip olayı dinlemiş, ayağı takılıp perdeyi daha çok yırtan çocuğa kızmışsa anne dışa bağlı evre özelliği gösterir. Fakat şöyle olsaydı, anne bilerek perdeyi kesen çocuğa kızmış olsaydı, o zaman da anne ahlaki özellik, otonom ahlak özellikleri gösterecekti. İsimlendirmelere dikkat et, kurallara dikkat et. Son derece basittir Piaget. Hemen hemen de her sene neredeyse soru çıkıyor. Yani genelde artık soruyorlar ama yani böyle 2 sene, 3 sene, 3 sene boşluğu çok da görülen bir adam değildir arkadaşlarım. Bir sonraki dersimde Kolberg'in ahlak gelişiminde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz.